arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün cümlede anlam, yeni nesil sorular, paragraf sorularını beraber arkadaşlar üstünden geçeceğiz. Anlatım biçimleri olsun, anlatım özellikleri olsun. Bir bakalım beraber ilk sorumuzla devam edelim. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır diyor. Rusya, İtalya ve Almanya müzelerinde yapıtları bulunan ünlü sanatçı resimlerinde Türkmen kadınların yaşamda ağırlıklı bir renk olan kırmızıyı çokça kullanıyor. Yapıtlarında Murgap'ın soğuk rüzgarını, Kara Kum Çölü'nün kumlarının sıcak nefesini hissettiren sanatçıya, kendi ülkesinin insanların yaşantısını konu alan yapıtları dolayısıyla emekçi kahramanı ünvanı verim. Şimdi beraber bakalım. Arkadaşlar, açıklama deyince hemen yapman gereken şu, yanına yazıyorum. Bilgi vermek. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Karşılaştırma. İki durumun benzerliklerini, farklılıklarını bize göstermesi gerekiyor. İki tane farklı ifadeyi direkt verebilir ya da bazı anahtar kelimelerle de bunları rahatlıkla bulabiliriz. Mesela en, daha gibi kelimeleri gördüğünde direkt yapıştırabilirsin. Örneklendirme. Bir metnin daha somut hale gelmesi için belirli ifadeler kullanılır ve buna biz örnekleme diyebiliriz. Tartışma demiş arkadaşlar. Tartışma biraz daha senli benli havasında olmalı. Soru işaretleri olmalı. Yazar okuyucuyu içine çekmeli ve ona kendi bilgisini empoze etmeye çalışmalı arkadaşlar. Mantığımız bu. Kişileştirme ise arkadaşlar insana ait özelliklerin insan dışı varlıklara aktarılması şeklinde karşımıza çıkmalı. Peki, bu anlattıklarımdan yola çıkarak gençler, burada bir bilgi verme var mı? Kesinlikle var. O zaman ben burada açıklama seçeneğinin daha ağır bastığını söyleyebilirim. Ağır basma ifadesi kafanı karıştırmasın. Neden? Diğerleri de içerisinde biraz olabilir ama en ağırı, yani en doğru seçeneğe burada ulaşmamız gerekecek. Şimdi ben devam ediyorum ikinci sorumuzla. İkinci sorumuzla devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki, bu parçanın anlatım biçimi hangisidir demiş, beraber bakalım. Şair sözü yalandır derler de öykücülere, romancılara toz kondurmazlar. Onlar çok mu doğrucudur sanki demiş. Bak şimdi şuradaki soru işaretini aldım. Devam ediyorum. Kurmaca dediğimiz şey gerçeğin aynısı olmadığına göre hem imgesiz sanat olmaz, şiir ise hiç olmaz der 4. Popenya. Demek ki yatıp kalkıp boyuyoruz bir şeyleri. Yazıyla, çizgiyle, renkle, ezgiyle, keskiyle. Tamam, şiir başlı başına bir yorgunluktur ama düz yazıyla şekillenen yalanı da ondan ayrı tutamazsınız. Bak, tamam demiş. Sonra ama deyip kendi cümlesini destekler nitelikte başka bir cümle kullanmış. Sonuçta ortaya konulan yaratı, eşi ve ezeri bulunmayan bir şey. Sorarım size. Evet, bak ne diyor arkadaşlar burada? Bizi metnin içine sokuyor yazar. Sait Faik'in hiç sesini ele geçiren olmuş mudur ya da Nazım'ın Abidin Dino'ya söylediği şekliyle mutluluğun resmini eksiksiz yapan. Şuradaki soru işaretini aldık. Al, yapıştır arkadaşlar burada tartışma seçeneğine. Tanık gösterme neydi arkadaşlar? Alıntı cümleler. Bir kişinin ismini verirse mesela anlattı Tanzimat dönemini, Namık Kemal dedi, Ahmet Mithat Efendi dedi, Abdülhak Hamit Tarhan dedi, Ziya Paşa dedi, örneğin isimlerini verdi. Ama deseydi ki Namık Kemal deyip cümle içerisinde Namık Kemal'in bir sözünü verirse, yani alıntı yaparsa orada tanık gösterme diyebilirim. Yani kişinin adını verirse örnekleme, çünkü anlatımı daha somut hale getirmeye çalışmış. Kişinin direkt sözünü verirse, alıntı yaparsa da burada tanık gösterme var diyeceğiz gençler. Evet, şimdi devam ediyorum 3. soruyla. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öteden beri söylenen bir söz vardır. Dergiler okuldur. Dergiler okuldur da o okulun öğretmenleri nasıldır? Evet, şurayı aldın mı? Devam. Her okul aynı derecede başarılı mıdır? Şurayı da aldım. Ya da her okulun öğretmeni öğrencisini gerçekten de iyi yetiştirmeye çalışıyor mu? Burayı da alalım. Özellikle okul denilen dergilerin hangi kaygılarla hareket ettiklerini etmek zorunda kaldıklarını da irdelemek, belirlemek gerekir. Yoksa tabii ki edebiyat ve sanatın kan dolaşımını edebiyat ve sanat dergileri sağlar derken buradan şu harekete gidebiliriz arkadaşlar. Tartışmaya gitmemiz gerekiyor. Çünkü bol bol soru işareti var. Bu soru işaretleriyle okur bizi içine çekmeye çalışmış ve kendi duygularını empoze ediyor diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. 4. soru. Diyor ki, bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir. Şimdi beraber bakalım gençler buna. Söz gelimi, estağfurullah deyişinin dediğimiz gibi aynen öyle anlamına geldiğini duymuşlar birinden. İncelik göstermeye kalktığımızda dalga geçerler sizinle. Nerede yazıyor bu sözcüğün o anlama geldiği? Şuraya aldım. Kaldı ki aslı böyle bile olsa bizim yüzyıllardır yüklediğimiz anlam mı önemlidir? O çok bilenlerin uydurup yakıştırdığı anlam mı? Şurayı da aldım. Bunları kimseye anlatamazsınız demiş. Şimdi benzetmedeki buradaki kural neydi arkadaşlar? İçinde belli ögeleri vardı değil mi? Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı. Evet, bunları görmen lazım ama en kolay yolu neydi? Bazı kelimelere odaklanmak. Mesela sanki diyebilir. Mesela gibi diyebilir. Bunları verdiğinde bir orada yakalama şansının fazla olduğunu düşünüyorum. Açıklama demiş arkadaşlar. Evet, bakalım burada bir açıklamadan da bahsetmediğini söyleyebilirim. Öyküleme. Evet, öyküleme. Şimdi arkadaşlar bu bir edebi metin. O yüzden burada öyküleme ve biz betimleme arayamayız. Yani açıklama ve tartışma üzerinde gidip gelmemiz gerekiyor. Peki öyküleme ne? Betimleme ne? Biraz onlardan bahsedelim. Arkadaşlar betimleme sözcüklerle resim yapma sanatı. Ne demek istiyorum? Yani sen bir sokağa çıktın. Sağdaki evi anlattın. Yolda giden arabayı anlattın. Onların renklerini verdin. Bol bol sıfat kullandın, nitelendirdin. Burada bir betimlemeden bahsedebilirim. Ya da bir doğa yürüyüşüne çıktın, ormanı anlattın, kuşları anlattın, hayvanları anlattın. Oradaki ağaçları anlattın, meyveleri anlattın. Evet, burada da bir betimlemeden bahsedebilirim. Ama öykülemede yer, kişi, zaman vardır arkadaşlar. Bir akış var orada. O yüzden mantığımız şu olabilir mi? Betimleme resim, öyküleme film demeliyiz arkadaşlar. Bu mantıkla hareket etmemiz gerekiyor. Evet, buradan da o mantıkla tartışmayı hemen yapıştırmamız gerekiyordu. Evet gençler, 5. soruyla yolumuza devam ediyoruz. Ne diyor? Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yola çıktığımda pamuk pamuk bulutlar Poyraz'ın önünde sürüklenmeye başlamış. Şimdi bunu bir metin olarak düşün, büyük bir metin. Metnin içerisinde birden fazla cümle var. Demek ki her cümle şıklardan birini götürebilir. O mantıkla hareket edersen daha kolay soruyu bulursun. Şimdi ilk başta ne yapıyoruz? Soru kökünü okuduk. Olumsuz olduğunu anladık. Ne demek istediğini, bize ne demek istediğini anladık. Şimdi metne odaklanıyorum. Yola çıktığımda pamuk pamuk bulutlar Poyraz'ın önünde sürüklenmeye başlamıştı. Güneş uzun bir süreden beri ortalıkta görünmemenin acısını çıkarıcısına etrafı acısını çıkarmak demiş arkadaşlar. Bir acı çıkarmak durumu biraz insana ait bir özellik. Oradan zaten biz insandan doğaya aktarma yapılmış diyebiliriz. İşte devam ediyorum. Bir süre önce konuk olduğum Bursa'yı yeride bırakıp Balıkesir'e doğru uzanan yola koyuldum. Bir yandan çevreyi seyrediyor, bir yandan da hız göstergesini kontrol ediyordum. Çünkü bu güzergahta bol miktarda radar olduğunu biliyordum. Balıkesir'den sonra bahar iyice kendini belli etmeye başladı. Çiçeklerini takıp takıştıran ağaçlar. Bak burada da bir kişileştirme var. Sarı çiçek çiçekli aceleci katır tırnakları doğayı süslemeye başlamıştı bile. Kayıp giden bu manzara beni tarif edilemez bir coşkunun içine itiverdi. Ayvalık'a doğru saptığımda kendimi çocuklardan daha tasasız ve şen hissediyordum. Ben arkadaşlar okurken metnin içine girebildim. Sanki ben oradaymışım gibi anlattı. O zaman okur olay içinde yaşatılmıştır diyebilir miyim? Kesinlikle. Evet, burada bir kişileştirme yakaladık. Nitelendirme demiş arkadaşlar, sarı çiçek gitti mi? Evet, kişisel görüş arkadaşlar, zaten bunu yazan kişi direkt kişisel görüşlerini yapmış. Mesela Ayvalık bana böyle gelmeyebilir. Bana o hissi vermeyebilir. Ama bu kişiye vermiş. O yüzden bu da gitti. Cevabım Edirne seçeneği olacaktı. Evet, 6. soruyla devam ediyoruz. Ne diyor burada? Bu parçada Atilla İlhan'ın şiirleriyle ilgili olarak söz edilen anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada sen doğru kelimenin altını çizip aşağıda bir bağdaştırma yapman gerekiyor. Bakalım. Atilla İlhan'ın şiiri seçilmiş özenli imgeleri nedeniyle şuranın altını çizdim. Kodlar ortada bir şiir değil. İmgeler üslup ve çağrışımlar yoluyla somutlama ve anlama sonucunda çözüyor. Şimdi bunları aldım. Şimdi somutlama yapılıyorsa, imge varsa arkadaşlar burada bir yoğunluktan bahsedebilirim. Devam ediyorum. Ama yine de anahtar kelimeyi bulamadım. Gezide bazı sisli anlamların, evet sisli anlamlar derken oradaki kelimelerin yoğunluğundan bahsetmiş. Peki o zaman biz buraya kapalı yorumunda bulunabilir miyiz? Kesinlikle evet. Devam ediyorum. 7. soruyla.
Evet gençler, bu cümledeki alt çizgi sözlü anlatılmak istenen hangisidir demiş. Bir sanatçı kendini kaptırmış yazarken kaleminin nerelerde yuvarlandığını fark etmeli. Az yazıp çok silmelidir. Şimdi burayı duralım. Az yazıp çok silme. Arkadaşlar, atasözleri birkaç kelimeyle oluşur, doğru mu? Evet. Peki atasözleri birkaç kelimeyle oluşmasına rağmen onları biz sayfalarca açıklayabilir miyiz? Yani belli bir yoğunluğu var mı? Peki dipte kalan kısmı diyebilir miyiz kelimelerin? Yani en böyle alışılmamış bağdaştırmaları olan. Evet, burada direkt özlüye gidebiliriz. İşte bunlar özlü. Az yazıp çok silmeli diyor arkadaşlar. Mantığımız bu olmalıydı. Evet, devam ediyoruz. Diyor ki, böyle söyleyen birinin sanatçının uygulamasını istediği anlatım özelliği hangisidir? Şimdi beraber okuyalım gençler. Sanatçı yapıtlarına iletmek istediği şeyi tek cümleye indirgeyerek sunmalı. Şurayı alalım. Aslında özlü diyor. Okuyucunun kültürüyle genişleyebilecek imgelerle anlatmalı. İmge kelimesinin altını çizdim. Onun iletisi bir maya olmalı. Çizdim. Okuyucudaki birikimle çoğalmalı ve değer kazanmalıdır. Buranın da altını çizdim. Gençler, içinde imge varsa, tek cümleyi indirgeyerek sunuyorsa, bunu direkt okuyucu anlamıyorsa, yani bir birikim, belli bir birikim, okuma altyapısı istiyorsa, biz buna yoğun diyebilir miyiz? Evet. Mantığını anlıyoruz umarım. Devam edelim. 9. Şairin şiirlerinde gördüğü özellik aşağıdakilerden hangisidir? Karacaoğlan'ın şiirlerinin altında imzası olmasa bile gördüğüm her yerde tanırım. Şunu çizdim. Altında imzası demek şu arkadaşlar. Başka hiç kimseden etkilenmeyen, kendi duygu düşüncesini şiire yansıtan kişilere biz bunu diyebiliriz. Peki, başka kimseden etkilenmiyorsan, kendi duygunu, düşünceni eserlere yansıtıyorsan sen özgünsün arkadaşlar. Bu mantıkla hareket etmemiz gerekiyordu. Bunun da altını çizdim diyeceğim. Evet, şimdi arkadaşlar, burada ilk dersimizin kısmını bitirdik. İkinci derse yeni nesil sorularla birlikte başlayacağız. Şimdilik görüşmek üzere.